gerek DSİ bölge müdürümüz, genel müdürümüz ve müteahhitimizle yaptığımız görüşmede ben de bizzat şey yaptım. Barajın arka tarafına geçtiğin zaman, yüzünü döndüğün zaman sağda kalan taraf. Orada bir çok aşırı yağmurlardan dolayı toprakta bir gevşeme. Geçen sene de aynı bölgede toprak kayması olmuştu. Ama projeyi etkileyecek, sarkıtacak, değiştirecek, uzatacak herhangi bir şey söz konusu değil. 15-20 gün iş uzadı dedi sadece de müteahhiti bana. En kötü ihtimal oraya sertleştirme, özel bir brom yöntemi diye bir yöntem var mı? Sertleştirmeyle aynen çalışma zaten devam ediyor. Öndeki dolu savak çalışması ve kalıp çalışmaları devam ediyor. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Tüm hızıyla devam ediyor. Anayasal hattımızla ilgili sözleşme imzalandı. Yakında müteahhit başlayacak. Şu anda içme suyu arıtma tesisimizle ilgili de yerleşim planları yapıldı. İşte o detay, ihaleye çıkma hazırlıkları işte o şeyler yapılıyor. Ben desem Ağustos sonu Eylül başı gibi de o da yapılmış olacak, ihalesi yapılmış olacak. Bir de barınak kapatılıyor mu falan filan diye bir haber çıktı. Gerçi Tuncay Bey'e röportaj verdim, gene çekiyor gelsin. Öyle bir şey de söz konusu değil. Yani barınak kapatılması gibi. Zaten yetki bizde değil. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Barınan kullanım hakkı kooperatiflere ait. Balıkçı kooperatiflerine ait. Öyle bir şey de söz konusu değil. Ha, o mendirekle ilgili ya da başka bir bölgeye kaydırmayla ilgili çalışmalar hep zaten konuşulan, gündemde olan şeyler. Onun dışında soracağınız bir şey olursa da meclis içerisinde de sonrasında da zaten iftar da yapacağız. Bu akan, heyelan olan bölge su dolduktan sonra tekrar heyelan olma ihtimali var mı? Yani tavanın dolma ihtimali var mı? Yok, tam gövdenin yükseldiği bölge kayıyor. Yani şimdi gövde tabii şu şekilde yükseliyor. Şöyle yükseliyor, daralarak yükseliyor gövde. Oraya oturacak gövde. Tam toprağın aktığı bölgeye oturuyor gövde zaten. O hatta yükseliyor. Daha sonra sertleştirme zaten yapacaklar. En son baraj bittikten sonra bizim su kotumuzun yani 5 milyon metreküp su toplandığında üst kot neresi mesela? Orada bütün ağaçlar temizlenecek, su kaçabilecek yerlere gene enjeksiyonlar yapılacak. O zaten her yere yapılacak. Yani ilgili su tutulan gövdede de yani alanda da yapılacak. Havzada olur. Havzada zaten şey yapacak. Yani onunla ilgili bir sıkıntı şu anda yok. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Onun dışında plajları aldık. Maliye evet. Bakanlığı'yla sözleşmemizi imzaladık. Hatta şartnamemizi de oluşturduk. Aynen güneyde nasılsa burada da o şekilde. Hizmet sahalarını zaten Maliye Bakanlığı belirlemiş. Yani nerede ne yapılacağı ile ilgili bütün şartları onlar belirlemiş. Söyleyeceklerim benim şimdi bu kadar. Soracağınız bir şey olursa da onu da cevaplarız. Başkanım şu limanda sondaki köprü yani yaya köprüsünün orada bir çalışma yapılıyor, bir durdu. Haberin konu olan hani o duvar kısmı orayı yapacağız şimdi. Zaten yani, ben onu Bahri falan da konuştum ya sizin vereceğiniz böyle bir şey yapacağımız dediğimizde oradan bir engelleme zaten olmuyormuş herhalde. Gönderdik zaten. Yani, projeleri de gönderdik. Bir şey gönderdik. Bir sıkıntı yok. İhale tabii limanın iç tarafını diyorsun değil mi? Evet. Bir şey olacak. Yok, bir tane ek gündem maddemiz var. Bu önemli. Bunu gündeme almayla ilgili oylarınızla sunuyorum. Ek gündem maddemizde biz onu da başlıyoruz. Niye görüyorsunuz? Ben bunu koyacağım zaten şeye. Yani başkanım orada şöyle bir hata oldu galiba. Bir sonraki mecliste görüşmemiz var dedi. İki meclis geçti. Yani bütçe Kasım'da yapıldı. Şey Kasım ayına atalım dedik onu. Orada tarifeyi değiştirdim. Orada bir sonraki meclisten direkt bir sonraki mecliste iki meclis geçti. Seçim var dedik. Tamam eyvallah. Hani direkt şey olmasın. Sen yine geçti. Ben yine bakayım. Başım dönmüşe gitsin. Yapıyorum. Belediye hizmet binamızda sosyal amaçla kullanılan salonun. Hatta ben bunu söyledim arkadaşlara da, sana söyledim değil mi Ferhat Bey bunu? Bana değil de şeye söylemişsiniz. Nişan mı söylemiş? Nikah ve nişan törenlerinde belediye çalışan ve emekli olan personel çocuklarına %50 indirim verilmesi. Kendisi
Kendisine de biz katalım o zaman. Kendisine de biz katalım. İndirim verilmesi konusunun belediye meclisi ek gündem maddesi olarak görüşülmesi gereğini arzu ve rica ederiz. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edelim. Ha, kabul edilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ek gündem madde talebi var. Evet. Evsel tarife ücretinin belirlenmesi oylarınıza sunuyorum. Gündeme alınması ile ilgili kabul edilmiştir. Evet, birinci gündem maddesi 1730 Çocuğa Ticaret Seçiciliği ve 002-058-66-67 kaydı şart belirtmeksizin bedelsiz olarak açılı belirlenmesine talep var. Tüm hisselerin belirlikler İBRE katılım yapılarak gerekli belirlisinin yapılmasını arz edelim diye Alparslan Sarı'nın bilgilerçesi var. Konuyla ilgili buradan bilgi alalım mesela. Bu her belediyenin yapmak istediği bir şey. Bizim ölçeğimizde belediyeler yapamıyor biliyorsunuz. Diğer ilçe belediyeleri böyle bir formül bulmuşlar. Bizde. Büyükşehir belediyeler şirket kuramıyor. Efendim? Şirket kuramıyor mu belediyeler? Şirket kuramıyor. İçişleri Bakanlığı'na izin alman lazım. Ama hibe alabiliyorsun. Hibe aldığın zaman şirketler oluşuyor. Yani. Başkanım, şimdi belediyelerde tabii şirketler daha önceden vardı. Maalesef Türkiye'deki şirketlerin geçmişi parlak değil. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bak bunu İçişleri Bakanlığı'na bağladılar, zorlaştırdılar. Çünkü burada çok suistimaller oldu şirketlerle ilgili. Tüm soruşturmalar şeyler buradan oldu, yolsuzluklar diyelim. Dolayısıyla böyle bir şirket mutlaka belediyenin avantajına olacak mıdır bilmiyorum. Bu şirket ne amaçla kuruluyor? İhaleye giremez bu şirket. 5.034 sayılı kamu ihale kanununa göre iş bitirmesi yoktur. İhaleye giremez. Zamanla, ancak zamanla kazanır. Hayır, iş bitirmesi nasıl kazanacak? Yapa yapa. İhale kim var? Burada nazire var mı? Yapa yapa. İş bitirmesi ola ola yapacak yani. Bu şimdi başka bir şirket aldığın zaman geçmişi belli değil, soyu belli değil, sopu belli değil. Böyle tertemiz bir şirket. Bunu geçmişte yapmak istediler bir önceki dönemde. Olmadı. Bir önceki dönemde de yapmak istediler. Olmadı. Yani daha doğrusu bu yöntemi bilmedikleri için ya da bulmadıkları için. Şu anda bilme değil de sakınca bulduğumuz için böyle bir şey düşündüm. Yapmadık. Sonra farklı bir şey yaptık. Neydi o? Ferhat Bey'in şey, işletme. Bir ha, işletme kurduk. Yani böyle bir şeyi bakıp sakıncalı bulunca işletmeye döndük. Nesi sakıncalı? Her belediyenin var şirketi. Oluyor mu? Büyükşehir Belediye'de. Biz ne yapacağız bu şirketlerinden? Yani örnekleyelim. Biz ne yapacağız? Örneğin şirketi kurduk. Şirket sahibiyiz, kurduk. Ben sen ne yapıyorsun şirketinde abi? Ben bilgi vereyim başkanım. Bu ticari aktivite bulunuyor. İşte. Yani bizim belediye olarak yapamadığımız, şeker ocağına yapacağımız avantajlarımız mı var? Onlar. Evet, biraz bilmeyiz. Apo çalışıyor mu belediyede? Bu bayağı durumu düzeltmiş herhalde. Şirket ibretliğine göre. Durumu bayağı iyi. Şirketin ismi Abitak. 2006 yılında Nazmi Çiroğlu Akçakoca Belediyesi Ticaret Anonim Şirketi diye bunun bir tüzüğünü hazırladık. Tüzüğünde inşaat, turizm, otomobil, petrol, taşımacılık, gıda, ormancılık konuları var. Açılımı da Ticaret Türkiye Ticaret Gazetesi'nde yayınlandı. Şirket, belediyemiz personel tarafına bizim tarafımızdan kurduruldu. Konuyla ilgili Hüllem var. Konuyla ilgili Danıştay 8. Daire Başkanlığı'nın kararı var. Burada var arkadaş gösterebilecek. Belediyeler kurabilir denildi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Büyükşehir Belediyeleri buluyor ama İçişleri Bakanı'ndan ve Bakanlar Kurulu'ndan izin alması gerekiyor. Belediye Kanunu'nun 72. maddesinde belediye şirket kurabilir diyor. Şirketi kurabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na dava açmış. Danıştay en sonuna kadar gelebilirsen en sonunda işte yukarı bir sürü maddelerden bahsetmiş. Yukarıda belirtildiği gibi 40.046 sayılı yasanın 26. maddesi ile merkezi idareye tanınan izin yetkisi sadece şirketin kurulması veya sermayenin korunması aşamasına sınırlıdır. Dolayısıyla daha sonra piyasa koşullarında ve ticaret yasası hükmüne göre faaliyet gösterecek olan şirketlerin bedelsiz şirket edinimi için İçişleri Bakanlığı kanalıyla
Bakanlar Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir diyor. Yani bu konuda bir karar vermiş. Bunun haricinde Türkiye... Yıl kaç bu şey? 2008. 29.2008 bin oyunda karar verilmiş. Şöyle yazıyor. Şirketler ana faaliyetleri dahilinde şey, belediyeler şirket kurabilir. İthalat, ihracat, ticari aktiviteler yapamaz. Şimdi bu şirketin ana sözleşmesinde turizm, inşaat, her şey var, o fatura satanlar var. Bu tüzükle ilgili, Abitaş'la ilgili zamanın belediye başkanı, İçişleri Bakanlığı'ndan izin alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış bir izinimiz var. Ancak bakanlar, tabii bu şirketin aynısını İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış bir izinimiz var. Ancak Türkiye'de bu şekilde kuran çok sayıda belediye var. Biz de o belediyelerden örnek alarak şirketi kurduk. Bununla ilgili de Türkiye Belediyeler Birliği, belediyeler oraya bağlıdır. O da var mıdır şeyinde? Bir de onun en son sayfasını açalım. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görüş istenmiş. Görüşte belediyeler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği hukuk işlerinden görüş istemiş. En sonunda gelirsen onun da en sonunda yazıyor. Yani Büyükşehirlerde zaten sıkıntı yok. Netice olarak belediye şirketinin sermayesine ortak olduğu şirketlerin sermaye iştirakiyle veya mevcut şirketlere olmak ortak olması ve bedelsiz şirket edinimi konusunda bakanlıktan izin alınması gerekmediği değerlendirilmektedir. Hayrettin Güngör, Başkan adına Genel Sekreter, Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürlüğü de bir görüş vermiş. Aynı kararı almış. Biz bu belediyeden, pardon, biz bu şirketten maliyede olan KDV alacağımız var. O ayrı. Şimdi daha biz şirketi daha belediyeye alacağız. Şirket kurulmuş. Hayır, biz gelecek zaman için konuşuyoruz. Şirketi aldık. Kabul ettik. Şimdi bu bizim vergi borcumuz var. Ama KDV alacağımız var. Onu kapsamaz o. Kapsamıyor. Kapsamaz. Şirketin keseceği faturalardan, belediyeye keseceği faturalardan bu KDV alacağımızı tahsil edebilir miyiz bu şirket üzerinden? Hiç sormak edemeyiz. Neden? Mali müşavir, yeminli bir adama sormak. Bir de bu o senin dediğin daha önceki dönemlerde olmuş şeyler. Yani geçmişte olan şey bugünü kapsar mı bilmiyorum. Onu sormak lazım. Niye gerek gördük yani bu şirketi kurmaya? Yani birçok avantajları var. Birçok avantajları var bunun. Bütün belediyeler kuruyor bunu. Yani niye kurma gereksinimi duymuşsa bütün belediyeler, biz de onun için kurma gereksinimi duymuşsa. Şu anda bizim, bir dakika ya, bizim şu anda şirketimiz var zaten. Biz Yeypaş'ın ortağıyız. Niye itiraz ediyorsunuz ki yani? Yeypaş'ın ortağıyız biz. Şirketimiz var zaten. Bu şirket bize Akçay Belediyesi'nde zarar yazacaktır. Bir, yönetim kurulu tutacağız. İki, buraya muhasebet tutacağız. Burada sürekli para vereceğiz. Yani birçok da KDV hesabı, vermeyeceksin. Bundan da avantajın olacak. Hesabı varken birçok ihaleye gelmiyor başkanım bu. Ya gider ya. Söylesinler. Hayır. Başka bir şirketle işbirliği yaparsın. Onunla beraber iş bitirmen olur. Olur bu yani. Olmaz diye bir şey yok. Ne alakası var yani? Niye olmasın ya? Benim şu andaki şeyim şirketlerin geçmişi dediğim gibi kirli olduğu için ve bu şirket belediye personeline kurulmuştur. Yüksel Bey, ikide bir kirli diyorsun. Kirli adamların yönettiği şirket kirli oldu. Temiz adam yönetirse temiz olur şirket bunu yani. Evet desek bizden sonra yine bu bazı denetlersiniz de onları yani. Tamam, kirli adamlar geçsin. Ben bu kadar taşımak istemiyorum. Dolayısıyla tamam, bu şirketin onun sonra kendi şahsına göz vereceğim. Tamam. Çünkü şirket hürledir, paravandır. Belediye personeli kurulmuştur. Hiçbir faaliyet göstermemiştir. 2,5 ay önce kurulmuş. Bu amaçla kurulmuştur. Dolayısıyla müfettişlere veya da önümüzdeki olumsuzluklara ben ortak olmak istemiyorum. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Oy çok durdu. İkinci maddeye geçelim. Bir şirketi, BBC Yapı Malzemeleri İnşaat Limited Şirketi, belediyemizde Branson marka takip edersiz hibe etmek istiyor. Bu hibe işlerinin yapılması ile ilgili, kabul ile ilgili bir şey var, teklif var. Var mı itiraz olan? Kabul edenler? Ben işe bildirdim. Oyun birliğiyle kapatıyorum. Hangi? Ben de. Belediye başkanı. Bilmiyorum.
Dört çekerli olsun da her işe yarar. İlk defa gördüm bu mahtaya. Var mı Türkiye'de o mahtaya? Kore mi? İlk defa biz aldık abi. Ya hiç geleceğiz, bakacağız. Çok hoş da görmedim. Tavsiye ediniz abi. Bu Osmaniye Mahallesi'nde mezarının hemen yanında şöyle bayalı büyük bir alan var. Burası belediyenin yeri. Daha önce de top oynanan bir yermiş. Alman. Burayla Spor İl Müdürlüğü'nde burada mini saha yapmasının bir proje hazırladı. Spor İl Müdürlüğü değil. Bunu bilgilendirelim. Biliyorsun ben seçimden 10 gün kadar önce Spor Toto ile buraya reklam karşılığı bir semt sahası yapma ile ilgili anlaşma imzalamıştık. Tabii vergi borcumuz ve sigorta borcumuz olduğu için bu parayı bize gönderdikleri an vergi dairesi el koyuyordu. Bu da bir hülle. Hüseyin Bey, tamam mı? Bilgilendirmeniz olsun da. Biz yapıyoruz gene. Hülleye devam başla. Devam ya. Şimdi o belli değil mi alan olur? Tabii. Yollar bugün, falan var da o açıdan da. Bir düzenleme olacak mı şey olarak? Üstünde de olacak abi, merak et. Düzenleme yapılacak mı? Tabii yani. Yok. Şeyimiz hazır, projemiz hazır. Biz bugün... 25 dönüme yakın. Hübeyli Hanım'la Spor İl Müdürlüğü'ne gittik. Bütün oturumlarını vesairesini falan filan zaten hallettik. Tabii bizim Spor İl Gençlik Spor Müdürlüğü üzerinde yapmamız için arazi onlara tahsis etmemiz gerekiyor. 10 yılına tahsis edeceğiz. 10 yıl sonra arazi tekrar bize gelmiş olacak. Hatta o süre zarfında da yapıldıktan sonra da bir şekilde alacağız orayı. Yani Geçen hatırlarsanız konuşmuştuk ama bilebilir bir yerde. Bu mezarlıkların ortası farkındaysanız. Hayır, mezarlık. Burada meydan yok mu dışarıda? Mezarlıkların ortası. Mezarlığın içi değil. Şimdi orada tabii ki insanların ziyaretleri oluyor, bayramları kalabalık oluyor. Orada onu böyle fındıklıklara doğru yanaşırsa, üstünün dediği gibi o mezarlık kısımları yani, daha boş konulmasın. Orada bir bayram günü zaten bayramdan bayrama yapılıyor diye. Yani buraya hep de kapatacak bir şey yok. Düzenlemede orada var. Arabaların duracağı yerleri ayrıca mezarlıktan burayı düzenlemesi de var. Ha, peyzajın içinde bu düzenlemeyi tutarsak. Tabii var mı? Projenin şeyi yok mu işte? Otopark yok, o büyük proje. Boşver, mezarlıklar rahat eder. Bu halinden millet içmeye içmeye gidiyor. Başta muhtar, oradakiler de orası çöplük alanı gibi yani. Temizliyoruz, çöplük. En azından orada bir sert sağ olsun, yazın spor okulu açarsın. Ne bileyim işte orada çocuklar oynar, çok şey alır. Çok bir yatırım değil, bayağı büyük bir yatırım. Evet, 350 bin lira gibi bir yatırım olacak yani. Neydi? Tahsis edilmesi buranın. Şimdi 10 yılında bedelsiz olarak tahsis istiyor. Düzce Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde. Evet. Onunla ilgili bir karar almasın. Evet, var mı itiraz olan? Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan tarzı var. Bir de hamamın yanında geçen köylere gelmişti. Eksik yaprak diye geri göndermiştik. Şimdi eksik tamamladı. Onunla ilgili bir müracaat var. Şimdi yine aynı şekilde komisyona göndereceğiz. Komisyondan sonra tekrar meclise gelecek. Komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. 4 numara bu. Evet. Kabul edilmiştir. Şu ek gündem maddesinde MHP grubunun bir dilekçesi vardı. Ek gündem maddesi. %50 indirim istiyor. Emekli personel çocuklarının bir de bir şey yok. Kendisinde kalıyoruz. Tabii. Şimdi bu hizmet binası emekli personel için mi? Tümünü mü kapsıyor? Yani çalışan personel, emeklilerin çocukları evlenirken %50 indirimli. Tamam. Peki, emekli yaparsan şeye ne indirim yapıyoruz? Fakir vatandaşa ne indirim yapıyoruz? Onlar da aynısı. Aynen. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Yani burada bu tabii belediyenin şeyi %50 bana çok astronomik büyük geliyor. Yani çok fazla bir indirim var. Fakir fukaraya zaten herhalde böyle bir indirim yapıyoruz değil mi? Yani %50. Bence bir indirim olmalı ama yani astarın üstünü geçmemeli. Yani %50 çok aşırı bir indirim. Ya şimdi Aslan'cığım çalışanların servis ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bu tür işlerde yardımcı olacağım. Yani bu yalnız belediye olarak değil tüm yani şirketlerin bu tür iyileşmeleri gitmesi lazım. Yapmak istemiyorum. Yani o sizin gibi düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum.
Tabii ki belediye çalışanların bir emeği var, şey var, belirli bir indirim olsun ama burada şurada olabilir. Mesela öğretmen evinde mesela o yapılıyor. İşte öğretmen değil, iş fikri değil, bir öğretmen yakınını buluyor. İşte 5.000 lirse 2.500 lira yapıyor. Biz de aynı şekilde burada yatılamaz ki. Duruma düşmüyor. Birinci derece yakın. Tabii tabii. Oğlu ve kızı. Yani onun dışında yani amcasının oğlu, dayısının oğlu, halasının oğlu dersen yok, yok, zaten %50 hepimiz yapmamız. Benim çocuğum da evlenmesine çok mutluyum. Yani. Başka bir şeyden çıkar yani. Benim acizane düşüncem %50 biraz fazla. Yani bu bir %25 olması daha evladır. Yani sonucunda herkes emeğinin karşılığını bir şekilde alıyor. %25'lik bir para onun şeyi olabilir. Bir yılda 2-3 tane kişi ancak edin. Bu formaliteden bir şey. Bence belediye etkisini etkilemez bu. Kaç kişi, kaç tane düğün oldu? Belediye etkisini. Çalışanların motivasyonu. Şimdi bence bu ben açığını konuşmak gerekirse çok fazla konuşalım. Bu bir popülist yaklaşımdır yani. Yani orada zaten 750 popülist ne alakası var? O kadar belediye personelinden faydalanmaz. Arkadaşlar ben doğruya doğru eriye eri diyen bir adam. Bence bu bence keşke evine düşse de meydan verilmemişse. Çalışanlar ne olacak ki? Tarih sonra çocuğuyla da yazılsın. Şöyle bir örnek o zaman vereyim. Sosyal belediyecilikse zaten bu iş doğal olacak. Başka ekiplere bakalım, ilçelere bakalım. Sonra doğal olacak. Gölcük'te belediyede düğün 400 TL, yalnızca 400 lira. O zaman o belediyeler yanlış yapıyor. Çalışanlara mı 400 lira? Normal vatandaşa 400 lira. Şimdi şöyle, ben de biraz Hasan gibi düşünüyorum. Arkadaşlar ticaret yapan insanları da düşünüyorum. Yani biraz Hasan gibi düşünüyorum. Mutlaka indirim yapılmalı. Bu binada, bu kurumda emeğe geçen herkese mutlaka indirim yapılmalı. İndirimle yana şeyimiz yok ama belediye isteyip belediye getirdiğimiz fakir vatandaş konumuna da personeli indirmeyelim. Yani o pozisyonda kalmasın. Ona da çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çalışanın hakkı yok mu? O zaman herkese bedava yapalım bunu. Diğer vatandaşın parası olanı cezalandıralım mı? Nasıl yapalım? Olabilir. O zaman olur. Bedava yapalım. O zaman herkese bedava yapalım. Ben ya parası olan bu sayılmaz zaten. Ya. Burada kaç? 5 senede 2 düğün zor olur. Tane, burada belediye çalışalım. Mesele değil. Bakış açısını değiştirir. Dışarıdan bakışını değiştirir. Yani düğün yapmana bile gerek yok. Demek kolaylık polis olsun. Polis de bedavadır. Öğretmen evinde %50 indirimini de öğretmen arkadaşlara. Biz de bırakın belediye çalışanlara motivasyon yapalım. Daha iyi çalışsınlar. Başkalarının cesti olsun. Ne olur yani? %50 indirse. Ben belediye çalışanın buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ya şimdi Hüsnü sen işveren ben işçiyim şimdi hakkı düşünüyorum. Kasım ayında belediyenin buna şey ihtiyacı yok. Eklemek istiyorum arkadaşlar. Askerlik yaptık hepimiz. Hepimiz askerlik yaptık. Yapmayanlar mı? Ya ben yaptığım için söylüyorum. Bir de öbür subay ben buna öteden beri karşıyım yani. Subayların şehire gidiyorsun, marketine gidiyorsun. Evet. Omayı 10 liraya alıyorsun, dışarıda vatandaş 25 lira alıyor. Ben bunu hiç seyrediyordum, siz etmiyor muydunuz? Evet. Yani subay alacak 5 lira. Aynı emek şey değil veriyor, ki. Veriyor. Bakın abi, neye emek veriyor? Vatandaş emek vermiyor mu? Vatandaşın anası dini ağlıyor, maaşı yok, sigortası yok, hiçbir şeysi yok. Hiçbir şeyden de yararlanamıyor. Belediyede çalışan ya da askeriyede çalışan ya da herhangi bir kurumda çalışan insanlar hep karşılığını alıyor. Bu %50 çok fazla. %25 yapılır. Daha doğrusu yani Kasım ayında bu görüşülür, böyle yapılır. Yani burada şimdi nedir bu? İşte biz şu kadar zaman önce ben kardeşim devletin imkanlarını hiç kimsenin peşkeşe girmesinden yana değil. Ya peşkeş değil ki çalışana niye? %25 var. Emek veren adam sahip. Adam asgari ücret alıyor mu? Onun ihtiyacı var mı? Tabii ki orada belediye başkanı var. O ona yapar. Asgari ücret alan adam aç dolaşıyor zaten ya. Açlık sınırının altında ya. Ben fikrimi söyledim. Ya şimdi madde olarak da öyle çok büyük şey de değil ya. İcabında bekar çocuktur. Belediyede çalışıyordur taşeronda. Düğün yapacak. Adam zaten asgari ücret alıyor. Belediye personeli yardım topluyorlar. Ne yapacak onu ya? Yardım lan bırakın artık ya. Yardım vardır. Hani aslında arkadaşlar bence mantıklı bir şey. Kasım ayındaki şeye. Kasım ayı tarifesinde görüşmek. Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. İkinci öbür madde. Temizlik işleri müdürlüğü hazırladığı katılımlara hizmeti ücret tarifesiyle ilgili
Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilecek. Neyle ilgili onu tam söyleyeyim. Katı. Bilgi verelim yarın. Seni sanırım Bu katı atık bedeli üyesi olduğumuz birliğin oluşturduğu bir tarifedir. Bütün üyesi olan belediyeler, Düzce Belediyesi ve diğer belde, ilçe belediyeler ve özel idare dahil olmak üzere hazırlanmış olan bu tarife bazı belediyelerde kabul edildi. Bazı belediyelerde bu meclislerinde yani Temmuz meclisinde kabul edilecek. Çünkü orada ciddi bir maliyet yükü var bu katı atık bedelinin. Maliyetle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Haydar Akın arkadaşımız bu işin finansında çalışıyor. Orada toplanan suyla ilgili bir problemden bahsetti. Patronun o şirket sahiplerinin çok muzdarip olup şikayet ettiği bir konuymuş. Hesapladıkları maliyetlerini geçtiğini, çok zarar ettiklerini bahsetti bu yüklenici firmanın. Şimdi Cuma günü bununla ilgili Vali Bey başkanlığında işte Mehmet Başkan, biz ve işte idari personelle ilgili bir toplantı yapılacak büyük ihtimalle. Bazı sıkıntılar var. Aşılacak yani sonuçta ama orada önemli bir hizmet yapılıyor. Yani çöp taşınıyor biliyorsunuz. Evet, çok güzel. Evet. İki çeşit şey düşünülüyormuş. Bir yakma düşünülüyormuş. İşte bir ihale hazırlığında geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yapılıyor da yani böyle teklif verecek adam arıyoruz. Efendim abi. Tarifeyle alakalı biraz kendilerine olması açısından. Biz birkaç belediyeyle görüştük. Nasıl yapılmasıyla alakalı. Daha sonrasında Düzce Belediyesi'yle görüştük. Onların tarifesinden de yola çıkarak ve ilgili yönetmeliği ve kılavuz baz alınarak hesaplamalara gidildi. Akçakoca ilçesi içerisindeki işletmeler, 1137 tane işletme var örneğin. 11 kategoriye ayrıldı. Bu kategoriler işte nelerle bakarsak, işte okullar var, hastaneler var, direkt sanayi olarak geçiyor, diğer yeme içme yerleri var, kamu binaları ayrı, bürolar, dernekler ayrı, sinema şeklinde toplamda 11 ve konutlar olmak üzere 11 ana gruba ayrıldı. Daha sonrasında onlarla alakalı da çıkarılan atık miktarlarıyla alakalı da kabuller var kılavuz ve yönetmelikte. Onlarla katsayılar çarpıldı ve her mesela sanayiyle alakalı çalışan personel sayısına göre gruplandırıldı kendi içlerinde. İşte 1 ve 100 kişi aralığında ya da 100 ve 200 kişi aralığında gibi kendi içlerinde gruplandırıldı. Yine aynı şekilde her türlü yeme içme yerleri dediğimiz yerlerde metrekare üzerinden, okullarda öğrenci üzerinden sayılara dayalı ayrı alt gruplara ayrıldı ve bu şekilde hesaplamaları gidildi. Ondan haricinde direkt maliyetlerin hepsi 2014 verileri olarak alındı. Temizlik işleri yani evsel katı atık toplama hizmeti için ne kadar direkt maliyet gerisi yapılmış. Bunların hepsi toplandıktan sonra çıkan atık miktarına bölünerek birim fiyat çıkartıldı ve bu bütün biraz önce saydığımız 11 gruba böyle bölünerek tarife hesaplandı. Konutlarda 5 lira 10 kuruş aylık. Ticarethanelerde, fabrikalarda değişik, yıllık olarak fabrikalarda belli. Şimdi bunu biz burada oynayacak mıyız? Şimdi biz bilgi veriyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'na havale edeceğiz ama sizin de bir bilginiz olsun konuyla ilgili diye. Ya tarifeyi görsek. Çok daha köyleri mi yaptınız kapsamda? Köyleri işte Cuma günü görüşeceğiz. Asıl sorun o, mesafe uzun. Köyler bizi bağlamıyor şu anda. Köyleri şu an çekiyoruz da köyleri şu anda şöyle mücavir alandaki ufak bir bilgi vereyim. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii köyler özel idarenin bünyesinde toplanması gerekiyor. Biliyorsunuz bundan bir 7-8 ay önce özel idareyi de bu katı atık birliğine biz ortak ettik. Ortak yaptık. 3 milyon bedelle katıldı. İki yöntem olacak büyük bir ihtimalle burada. Ya özel idare köyleri kendisi toplayacak. Biz taşıyacağız buradan bedeli mukabil ya da bize taşere edecek. Biz taşıyacağız, toplayacağız. Onlardan o bedeli
alacağız. İki yöntem var. İkisinden birisi uygulanacak. Zaten birçok köyü alıyoruz biz. Şey olarak işte bu sahil bandındaki. Yani iki tane büyük araç alsınlar. Biz taşıyalım. Taşıma bedeli de alalım. Temiz olur. Yani o da olabilir. Şimdi bizim günlük katı atık birliğine verdiğimiz para ton başına 100 lira. Yani yaklaşık günlük oraya bizim bütün maliyetimiz günlük 900 lirayı buluyor. 1 milyar. 30 bin lirayı. Aylık 30 bin lirayı. 28 lira 70. 28 lira 50 kuruş. Evet 28 lira. Geri dönüşüme girdiği zaman bir düzelme olmayacak. Şimdi düzelecek tabii abi. Biz o zaman bu tarifeyi muhakkak ki düşüyor. Şimdi faturalar gelecek. Yani bu geri dönüşümle ilgili 29 yıllık bir ihale yapılması planlanıyor ama işte bu yatırımcı bulmayla alakalı bir şey. Yani daha henüz görüşmeler var onunla ilgili. Görüşülüyor. Ama şey her halükarda biz bu parayı toplayacağız. Kim o? Ha, geri dönüşümden kar edilmeye başladığı zaman bu bedel yarı yarıya o geri dönüşüm şeyi karşılamış olacak. O zaman maliyetler düşmüş olacak tabii. Bu ne diyor sanayi kuruluşları, imalathaneler, şunlar bunlar. Yani küçük dükkanlar da bir imalathane. 1'den 24 personele kadar bir şey. Bunu daha küçültüp, daha küçüğü var. Onu da biz alacağız, onu da biz alacağız. 24 şey mi? Şöyle söyleyelim. Bu aralıklar kılavuzda yani yönetmelikte geçen aralıklar. Onlar şimdi şöyle oluyor yani küçük imalathane dediğin evet. Ya, ya. Bir açar mısın? Kapatırız hep ya. Yıllık kapatırız ha. Destek. Aynı şey ya. Yıllık iki şu taraf yıllık. Bu taraf aylık. Birinci bölüm yıllık. İkinci bölüm aylık. Gelin burada oraya. Asıl şey okullar, hastaneler, onların çok şeyi var. Onlar ticaret. Yani çok onu öyle gördü ya yani çok ya 10 kişi olduğu zaman şey var ya adam 250 lira kira 10 kişi olduğu zaman gelmiş. Bu sıfırdan da kazanır da 15 var yani. Yok 10 kişi olduğu zaman. Sana çok kazanır. Neresi 2,5 kişi? 10 kişi. Bana kaydı. Bakın yanlış görüyorum. 9 personel 2,5 kişi. 10 kişi olursa bunlar hepsi kanun belirlemiş ya. Plan bütçeye gitti zaman. Plan bütçeye yapacağım. Bunun parasını nasıl tahsil edeceğimizi yazacağız plan bütçede. Tamam. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayına, Haziran'da. Öbüründe işte evlat vergisi gibi. Yani tabii. Şey, dokuza düşüreceğiz böyle. Komisyon fiyatlarla oynamayacak, ödeme zamanı alacak. Oğlum, evet. Başta söylesene, niye boş boşuna? Niye yapıyorsun? Tahsil yok. Yok. Söylüyorlar ya şu olsun. Biz de yemeyiz. Onu biz de işlemiyoruz. Berat Bey o sıfır alanlar hani şu anda 50 kişiler. Yok bir 5 tane güzel bir yani. Yok yenilerden yok. Çanakkale Belediyesi bunu çok iyi uyguluyormuş şu anda. Afyon Belediyesi ve ilçeleriyle beraber. Aynen bu tarifeler zaten oradan bilgi alarak şey yapıyoruz. Yani bir lokantalar ne kadar ödüyor bir açar mısınız? Oralarda mı? Lokantaların olduğu yeri bir açar mısınız? Erken yeme içme yerleri olarak geçiyor. Yeme içme yerleri için örneğin. Sıfır. Onlar metrekare olarak kazanıyor. Metrekare. 50, 100 metrekare bir yer. 0.49 metrekare, 80.56 TL aylık. 50 ile 99 metrekare aralığı. 100 metrekare olursa 6 milyar 8 milyar. Lokantası 100 metrekare eden büyük ki. Yani yıllık 6 milyar. 100 metrekare olursa. 50'den milyar ama çöktü. Onlar çıkartıyor. Onun için söyledim. Yani, o yüzden metrekare. Şu da var arkadaşlar. Bir de bizim maliyetimizi. Yani şöyle bir şey var. Mesela atıyorum. Tamam. Sanayici dedi ki ben kendi çöpümü kendim taşıyacağım kardeşim. Sen taşıma, sen toplama benim çöpümü. Çöpü de geri dökemezsin. Kusura bakma. Ne yapacak? Gidecek bizim katı atık birliğine, bizim sahamıza. Anlaşma yapacak. Anlaşma yapacak. Ben evet anlaşma yapacak. Ben çöpümü getirdim. Girerken tartıldın 10 ton. Çıkarken tartıldın 5 ton. 5 ton çöp getirmişsin. Onun da tarifesi var. Kendin taşıyorsan, bu biz taşıyorsak. Kendin taşıyorsan çöpünü işte 100 lira. 120 lira diye herhalde o gün orada bir tartışma oldu. 100 olsun 150. 120 lirada karar kıldın. Sen getirdin, 5 ton getirdin, ton başına 120 lira. Ne yapıyor? 6 milyar. 5 ton çöp zaten biriktirilir. Sadece dökme parası. Orada şöyle bir tartışma oldu, bilginiz olsun.
Beyköy Belediyesi tabii organize sanayi bölgesi olduğu için başkanın oradaki sanayiler çöpünü kendisi taşır diye bir kaygıya düştü. Kendisi taşıdığı zaman bu bedeli kendisi alamayacak tabii ama taşımaz adam yani. Taşımaz, 5 ton çöpü günlük çıkaran taşıyabilir. Yani orada çöpü 2 ay çöpü biriktirecek. Tabii, 5 ton o da olmaz yani. Taşımaz. Şimdi bu niye yapıldı? İşte bu işte katı atık toplama sahaları, işte çevre dostu anlamında, işte çevreye zarar vermeden vesaire ve çöplerin de geri dönüşümünü... Rakamları belirleyen de şey bizim belirleyen. Çarpanlar belirliyor bu rakamları. Yani oradaki o kriterler belirliyor. İlçenin nüfusundan tut da işte efendime söyleyeyim sınıf sınıf. Değil mi Deniz Hanım? Yanlış söylemiyoruz. Doğru. Bizim maliyetimiz var. Maliyetimiz var. Maliyeti bölüyorlar, ona göre bölüştürüyorlar. Bir çarpanlar var, ona göre bölüştürüyorlar. Yani biz aylık, şimdi bu tarifeye göre aylık üretti taşıdığımız çöp, Düzce'ye taşıdığımız çöp karşılığında biz ne üretiyoruz? Kaç ton çöp üretiyoruz? Bir de bir tır arabamız gidiyor, 30 ton. 30 ton çöp. 30 ton çöpten ne? 1 bin liraya taşıyacağız. Bizim maliyetimiz 30 günde 30 bin lira. Maliyetimiz 900 bin lira civarında. Yani bir sene. Gitmesi 900 bin lira. 900 lira. 900 lira. Başkanım bu tarife başlandı. Hayatın çarşısı bizim aramızda olmayacak. Fiyat ürünlemişler. Tabii vatandaş katı atıp bedeli ödeyecek işte. Nasıl atık su bedeli var. Katı atıp çevre temizliği şirketler, moteller. Plan bütçede 3'te gelirse 3'ten 5'e kadar çalışalım plan bütçede. Hatice Hanım var. Hasan Ali Bey var. Başkanım bu şey... Yeni yapalım. Toplanmak üzere, ikinci birleşim ve toplanmak üzere meclisi kapatıyoruz. Şunu bir açıklayabilirsin. Tamam, şey yapma, bilgi vermeye devam edelim. Nasıl bir bilgi ver. Burada bir şey alalım, önemli olsa, elimizde olsa... Yok, yine bilgi versin ya.